Herkesin ayrı bir fikri olduğu için bu yapılır. Neden teknik kadro 10 kişi yapılır? İsmail Kartal, samanda da 10 kişi çalışıyor. Herkesin fikri farklı olduğu için ortak noktada buluşup ortaya bir iyi bir ürün çıkarmak için kısa bir Fenerbahçe doğru çalışıyor, doğru yolda gidiyor. Evet, bu arada tabii Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde bir önceki sezonu da baz alırsak. 25 maçtır kaybetmiyormuş. 23 galibiyet, 2 beraberlik ve yenilgisi yok. Tabi Fenerbahçe'nin bugün aldığı galibiyetle Galatasaray'ın da salı günü aldığı galibiyetle 34,85 yaptık. Ülke puanımızı 9. sıradaki yerimizi koruduk. Belçika'ya yaklaşmaya çalışıyoruz. Ve şu anda İskoçya bizim yerimizde ülke puanı açısından da iki galibiyet bu hafta iyi oldu. Onun ne kadar fark var bir üstümüzdeki sırayla yani onu görebiliyor musun? Öyle onu da birazdan mu? söyleyeyim hocam. Bugün Beşiktaş yenmeseydi Cem abi daha da puanımız yukarılara çıkacaktı. Yenilmeseydi evet. Yenilmeseydi 3'tü üç 3 yapmış olacaktık. Çok daha yüksek bir puan almış olabilirdik. Evet. Ee, Belçika'nın 40,4 puanı var. O zor yani bu sene... Belçika'yı yakalamak zor ama dokuzunculuğu sağlamlaştırıyoruz şu anda. En azından dokuzunculuğu sağlamlaştırmış durumdayız. Ya şimdi tabii ki e, e, Türkiye'nin e, alacağı puanlar, ülke puanları e, bir sonraki yıldaki takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilmesi. Ya, bu arada hocam bir çıkış bir araç hareketliliği var. Çok özür dilerim. E, kimleri? Evet, pardon personel devam edelim hocam bir sonraki yıldaki şampiyonelere direkt gitmek aynı zamanda Avrupa kupalarına gitmesi için takımların alacağımız puanlar her takımımız gibi hepimizi geleceğimizi ilgilendiriyor. Ya bu akşama gelince hep tabii İsmail Kartal üstünden konuşuyoruz ama İsmail Kartal'ın hakkını tabii ki vereceğiz. Bugün bu akşam maça geldiğin zaman Fenerbahçe ee, rakip alanda çok fazla gözüktü ama pozisyon üretmekte biraz sıkıntı çekmesine rağmen oyunu tölere eden, oyunu elinde tutan ve oyunu mümkün olduğu kadar istediği yere evrilmeye evrilmesine sağlayan takım Fenerbahçe Fenerbahçe'ydi. Bu Hı. da Fenerbahçe takımının gücünü gösteriyor zaten. Yani bir oyun gücünü, bir çalışılmış bir format var. Yani bu format e, İsmail Kartal'ın işte 9 kişi yeniden başladığı, ...bir takımla bile... ...veyahut da üç güne evvel oynayan... E, ...esas e, hepsinin... ...bir arada oynamaya alışkanlığı olan... ...bir takımla bile... ...o formatı e, iki takımda da görebiliyorsunuz. Ben mesela... ...hep şunu söylüyorum. Bugün Fenerbahçe stadında ...Şükrü Saraçoğlu'nda... ...Fenerbahçe'nin bu kadrosuyla... ...Fenerbahçe'nin üç gün evvelki... ...oynadığı kadroyu karşılaşsanız... ...full çeker. 40 bin kişi oynar. Evet. Hocam bu arada yani... Şenol Güneş... Ee, bu arada Şenol Güneş stattan ayrılmış. Görüntü vermemek için diğer kapıdan çıkmış. Gökhan, ee, Gökhan Hoca onu çok iyi biliyor. Diğer kapıdan evet. çıktı diye. Kapıların hepsini <laughs> bildiği Sen için. Tecrübe, ben zamanında uyarmadım. Tecrübe konuştu. Şimdi e, Şenol Güneş çıktı. Yönetim hala statta. Yönetim bekleniyor. Başkan bekleniyor. Şu anda bütün basın orada. Yani Beşiktaş maçı biteli. 3 saat değil mi oldu. 3 saati geçti. Yani dokuz buçuk ona çeyrek kala falan. Evet, onda bitti desek yani 3 saati aşkın bir süredir şu anda toplantı devam ediyor sevgili seyirciler. Ne karar çıkacak? Bütün basın orada. Ee, herkes şu anda yapılacak açıklamayı verilecek görüntüleri bekliyor ama Şenol Güneş starttan daha yeni ayrılmış basın toplantısını düzenler düzenlemez. Hemen e, toplantıya katılmıştı yönetimle birlikte tabii çok enteresan şeyler de oldu bugün birazdan onu da vereceğiz. Rusya'nın kırmızı kartı, Rusya'nın gereksiz yere gördüğü o ilk kart yani bir disiplin sıkıntısı da var Rusya'da ya da işte takımda. E, Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi stadyumdaydı, Ahmet Nurcebiley oturuyordu yan yana ve protestolar nedeniyle stattan ayrıldı maç bitmeden. Ayrılırken de Ahmet Nurçebi'ye bir serzenişte bulundu. O görüntüleri de ekrana getireceğiz. Ama önce bir Fenerbahçe'yi toparlayalım. Gökhan Hocam en son siz bir şey söyleyecek Ben mi? söylüyordum. Öyle mi? <laughs> Çok Bit, bitmemiş miydi? Vallahi kimseye bırakmam. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, e Devam ediyor muyuz onu. Tabii, tabii, Beştaş üstüne konuşacak. Yo, devam edelim. Evet. Bir açıklama olursa görüntü geldiğinde yine gideceğiz. Ya özetle e, bu akşam e, iki tane oyuncunun dışında e, çıkan Fenerbahçe'nin demin söylediğim gibi bu kadroyla bir önceki üç gün evvel oynayan kadro Şükrü Saraçoğlu'nda oynasa 40 bin kişi çeker ve herkes de keyif alır. Fenerlisi de Galatasaray Beşiktaş'ta o kadroyu seyretmeye de gelir. Yani oyun güzel bir oyun seyretmek için. Ya bu akşama baktığımız zaman Fenerbahçe'nin bütün oyuncularının pozitif e, enerjisi ve e, oyuncularda e, hakikaten şöyle bir şans var Fenerbahçe'de e, bugün e, İsmail Kartal'la beraber. Sıfır ego var çocuklarda. Yani oyuncularda hiç, inanılmaz bir pozitif enerji var. Bir kişi hariç ama. Batu şu yiyeceksin. Tebrik ederim. Bildim. Ya ya. <laughs> <bir> şey <söyleyeyim. gülüyor> Cevabı bir şey söyleyeyim. Oyunun tadı nerede geldi? ya Tabii patronlar girince... Batır. Şimanski, evet. da Fred, Fred, Fred zaten evet. daha önce girmişti. Tabii. Ha ile girdi ama Fred orta sahada ağırlıklı yani şey oynuyordu. E, yani fiziksel gücünü arttırdı, Tabii. temposunu arttı ama gol pozisyondaki klas ayaklar Şimanski, evet. Yani yani ofsayt olan gollerde bile o i̇ki daralanda sol ayak, üçüncü sol ayak. Fred, daralanda, daralanda. Oyunun şekli bir anda değişti. Aynen değişiyor. Bir, hani e, Dedin ya abi iki yarı gol pozisyonu. Onlar gelince bütün gol pozisyonlar oluşuyor. Aynen vardı. değişiyor. Yani bir de tabii... E, yani Fuzuli büyük futbolcu olunmuyormuş. Fenerbahçe'nin pozitif enerjisini bozan bir tek oyuncu vardı bana göre. Doğru. Bahçıvay'dı. Hep aynı fikirdeyiz. Şu hepimiz aynı fikirdeyiz. Seyrederken de aynı şeyi konuşuyorduk. Ee, bence, e bence aldığı şansları biraz kredisini e, kaybediyor. E ve de e, Şenol'un da dediği gibi King onun önüne geçecek. King onun önüne geçecek. Belki bakacaksın Umut Nayır geçecek onu. Yani e, hoca belki oyuncu değişikliklerini kenardan Umut Nayır'la yapacak veya Joshua King daha öncelik kazanacak ile yapılacak olan değişikliklerde. Ee, bir de e, tabii gollerde e, çok hakikaten bireysel hakikaten e, şeyler var. Yani e, oyuncuların katkıları var. İşte Fred'in oyundaki katkısı çıkardı. E, Fred'e gelmeden evvel e, osterboldenin arkasına attı. Ya, mesela e, iki tarafta da sağda ve solda da beklerin arkasına koşu yapan... İki orta saha içindeki oyuncular çok iyi yapıyor onu mesela. Ofu güzel goller evet. bir de ofsayt olan Kır... gollerdi canım. Çok abi. güzeldi o goller. Evet. evet. Şimanski'nin attığı gol yazık gerçekten oldu. çok güzeldi. Bir hocam bakalım mı isterseniz? Tamam, Şöyle bakalım. bir e, Cem Pamiroğlu ile kalkalım. Gökhan hocam ve Şenol hocam da bize o konuda destek olsunlar. E, şimdi